Şimdi arkadaşlar ben size ekranı veriyorum. Ufak bir konu anlatımından sonra soru çözmeye hemen başlayacağız. Ha, bu arada şey yapayım. Sizin ben seslerinizi kısayım. Bakın burada arada benim sesim mikrofondan uzaklaştığım zamanlar gel git yapabilir. Siz de bana söylemek istediğiniz bir şeyler varsa beni uyarın. Burada chat kısmı var. Daha nokta nokta var ya burada bakın ekranın en alt köşesinde. Daha fazla kısmı var. More yazıyor. Orada chat kısmı var. Chat'e basın. Oradan yazabilirsiniz. Ben ara ara yazdıklarınıza bakacağım. Programa da hala katılmaya çalışan arkadaşlarımız var. Onları da onaylıyorum bir yandan. Oh, kısmı girdi. Evet arkadaşlar ben şu anda size ekranı verdim. Şu an görüyoruz değil mi şeyi masa üstünü? Tamamdır. Evet. Evet şimdi ben size Evet bu hocam. araba bu arabanın özelliklerini anlatacağım. Evet. Tamam. 8 silindir falan. Şimdi bir saniye ben sizin sesinizi kısmam lazım. Onu bir halledeyim. Hemen başlıyoruz. Evet, bu neden böyle büyük küçülmüş? Beyti, dostum bir bakar mısın ya? Gel gel sen gözükmeyeceksin. Yani şu ekran şu küçülmüş burayı nasıl açacağız, büyüteceğiz? Hangisini? Hocam. Sayfa küçülmüş yani bilmem lazım. Kamerayı çevirdim. Hocam sağ alta bakın. Sağ altta %90 yazıyor. Gördünüz mü? Sağ altta mı? Evet, sağ Tamam altta. tamam. Oldu. Ahmet sen misin konuşan? Evet hocam. Tamam. Evet Ahmet. Tamam teşekkür ederim. Ben biraz bilgisayar Rica ederim özürlüyüm. hocam. Ben bilgisayar özürlüyüm de biraz. Estağfurullah. Olur. Tamam. Sen de mütevazi olma orada bak şimdi. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlarımız işlemi bir daha dinlemiş olacak. Güzel sorular çözeceğiz. Bir şey diyor. Yeni program ne zaman duyurulacak? Tamam. Şimdi yeni program arkadaşlar biz her cuma saat 2'de bu dersi yapacağız. Bugün işlemi 2 derste bitiriyoruz. Haftaya fonksiyon başlayacağız. Her cuma buradayız yani 2'de. Fonksiyonu 2 haftaya yaymayı düşünüyoruz. Tabii dershanenin ne zaman açılacağı da belli değil bu arada. Fonksiyondan sonra da permütasyon kombinasyon olasılığa başlayacağız. Dershaneye döndüğümüzde zaten kaldığımız yerlerden yine devam edeceğiz. Bunu şey yapalım. Çok sorulan sorulardan biri bu. Tamamdır. Şimdi derse başlayalım. Arkadaşlar çok kısa konu anlatımı yapacağım. Şimdi bu işte parçalı fonksiyon dediğimiz şeyler falan vardı. Onlardan ben biraz bahsedeceğim. Şu an sesim net bir şekilde geliyor değil mi benim size? Evet. Tamamdır. Arada arkadaşlar şeye dönüyorum. Hala derse katılmaya çalışan bazı arkadaşlarımız var. Saatinde de burada olursak güzel olur aslında. Şimdi arkadaşlar. Şimdi işlem konusu biliyorsunuz her sınavda mutlaka bir tane sorusu çıkan bir konu.
Güzel sorular da sorulmuş ama bazı yıllarda işlem dedik. Şimdi arkadaşlar işlem dediğimiz konuda zaten iki ya da üç tane sınıf bu dersi şey yaptı, gördüm. Herkesin bir fikir sahibi olduğunu düşünüyorum. Sorular bize şöyle üçgen, kare, yuvarlak, işte onun dışında böyle simgelerle işlemler bize tanımlanacak. Biz sadece burada dört işlem yapacağız. Yani çıkan soruyu çözmek için sadece denklem çözmek yeterli. Bakın bazı sorular çözeceğiz şimdi birazdan. Aslında normal dersin hiçbirisinde yazmadığım bazı güzel sorular buldum. Böyle öncülü sorularımız var. Konunun özeti, genel özeti şu. Sorular bize simgelerle işlemleri tanımlar. Simgelerle işlemleri tanımlar. İşte yazar. X kare eksi 2 y kare artı işte bilmem ne yazdı. Soru bize üçgeni verdi. Sonra bir şey soracak bize. Mesela diyecek ki işte ne desin? 5 işlem 2 cevabı kaçtır? Burada yapacağımız şey nedir arkadaşlar? Bakın zaten işlem burada tanımlanmış. Gideceğim. Evet, gideceğim. X gördüğüm yere 5, y gördüğüm yere 2'yi koyacağım ve 4 işlemimizi yapacağız. Ben sadece şöyle yazıp bırakayım. X gördüğüm yere 5, y gördüğüm yere 2 yazdım ve bırakıyorum. Sonra sonucumu bulacağım. Bir de şunlara dikkat ederiz. Tabii konunun içinde şey de çok fazla. Hani işte bölünebilmede öğrendiğimiz, EBOB, EBOB'da öğrendiğimiz, faktöriyelde öğrendiğimiz, çarpanları ayırmada öğrendiğimiz bazı şeyler de buraya soruların arasında sıkıştırılabilir. Bunlarla alakalı güzel sorularımız da olacak. Şimdi arkadaşlar sorularda soruları çözerken mesela atıyorum soru bize şöyle bir tane kare işlemi tanımlamış. Demiş ki pardon yanlış yazdım. Soru bana şöyle işlemler de tanımlayacak arada. Mesela diyecek ki ne yazalım mesela? İşte diyelim ki 16 programı ben de yeni kullanmayı öğrendim. Arada şeyler olacak, aksaklıklar kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar mesela soru bana dedi ki iki üzeri x kare 1 bölü y diye bir işlem tanımlamış mesela soru bana. Ve diyor ki burada da işte x kare eksi y kare artı 5 diyelim. Bazı arkadaşların sesi geliyor. Konuşmamaya çalışalım. Ben sesini kıstığımı zannediyorum ama. Şimdi arkadaşlar soru bana böyle şeyler de soracak. Mesela atıyorum. Diyecek ki işte ne desin? 64 64 evet konuşmamaya çalışalım. 64 işlem 1 bölü 3 kaçtır diye sordu mesela soru bana. Yapacağım şey nedir? Burayı 64 yapmaya çalışmak. Ben 2'nin yerine 2'nin kaçıncı kuvvetini aldığımda 64 olur. 2'nin kaçıncı kuvveti 64? 6'dır mesela. X'e 6 verdiğimde burası 64 olacak. Y'ye ne verdiğimde 1 bölü 3 olacak. Y'ye 3 verdiğimde burası 1 bölü 3 olacak gibi. Sonra yani benim amacım sorularda şunları oluşturmak. Bunların oluşması için X ve Y yerlerine neler yazmam lazım? X yerine 6, Y yerine 3 yazmam gerekiyormuş. Ve sonra götürüp onu burada yerine yazıyorum. 6'nın karesi, eksi 3'ün karesi, artı 5 şeklinde gibi. Arkadaşlar kolayımız gibi olacak. Bir de şeylerden bahsedelim çok kısa. Parçalı fonksiyonlardan bahsedelim ve hemen sorulara geçeceğim. Şimdi ilk dersimizde alıştırma olarak ön lisans ve lisans KPSS sorularını ben çözeceğim. İkinci dersimizde de şey yapacağız. DGS sorularına bir daha bakacağız. Bu arada arkadaşlar bu oturumun bir süresi var. 40 dakika. Şimdi 40. dakika sonunda ben soru ortasında falan konuşurken ders bitebilir. Eğer program kapanırsa hepiniz de şey yapmayın, şaşırmayın. 40 dakikada otomatik olarak kapatıyor çünkü şeyi programı. Sonra bir 10 dakika ara vereceğiz ve ben gruba, WhatsApp grubuna bir daha link atacağım. Ve sonra ikinci derse başlayacağız. İki oturumumuz olacak yani. Parçalı fonksiyonlardan. Mesela işlemleri sorabilirsiniz. A işlem B dedi. Arkadaşlar soruyu şöyle söyleyeyim. Mesela diyecek ki A küçük B A büyük eşit B ise. Şimdi ses gelmiyor denmiş. Ses geliyor mu? Şu anda sesin geliyor mu? Geliyor hocam şu an. Tamam. Ya sesimi duyamayan arkadaşlar bakın
Bilgisayarınızdan şeylere bak. Ha tamam, şimdi geliyor demişler. Seslerinizi de kontrol edin. Ses ayarlarınızı da kontrol edin. Ara ara sesin gelip gidebilir. Çünkü mikrofondan uzaklaştığım an ses kayboluyor. Arkadaşlar neyse. Şimdi parçalı fonksiyon dediğimiz şey mesela bakın. Şöyle diyecek. İse. Soru bana şöyle şeyler soracak. Diyecek ki mesela. Mesela A kare eksi B dedi. Burada da sağlıyorum ne desin? İşte A bölü B dedi. Şimdi bu ne demek parçalı fonksiyon? Şimdi bakın iki tane fonksiyonumuz var. Birisi bu, birisi bu. Bunlar ne demek? Yani A sayısı, işleme soktuğum sayılarda A, B'den daha küçük ise şu işlemi kullan diyor. Eğer A, B'den büyük ya da eşitse şu işlemi kullan diyor gibi. Yani bunları yapacağız sorularda. Parçalı fonksiyonlar, fonksiyon kısmında da bakın göreceğiz bunların aynısını. O zaman isterseniz parçalı fonksiyonu anlatmışken hemen bir örnekle girebiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Evet, ders hala da katılmaya çalışanlar var. Şimdi arkadaşlar şurayı temizledim. Şimdi biraz soru çözelim. Şimdi arkadaşlar bazı çıkmış sorularda bakın harfli ifadeler de yer alacak. Konuşalım. Soruların içinde problem yaşamayalım diye konuşalım bunları. Şimdi sorular size şöyle şeyler yapacak. Mesela atıyorum A üçgen B diyecek. Buraya yazacak mesela A kare. Mesela A kare yazdım. İşte eksi 3B artı 8. Buraya işlemi tanımladı. Size şöyle şeyler sorulacak. Bakın harfler koymaktan çekinmeyelim. Diyecek ki mesela K işlem K eksi 1 eşittir. Şuraya sallıyorum. Tamamen sallıyorum sayıları. Arkadaşlar bu tarz sorularda korkulacak hiçbir şey yok. Mesela 2016 DGS'de böyle bir soru sorulmuştu. Yani bizim olaydaki amacımız hep nedir? Harfli şeyler de size verilebilir. Korkmuyoruz. Ne yapıyoruz? Götürüp yerine yazıyoruz. Mesela bu ne demektir? A gördüğün yere git K'yı yaz. Yazalım. Bakın işlem burada yazıyorum. A yerine K yazdım. Sonra B yerine ne yaz diyor? K eksi 1 yaz diyor. Gidiyorum B'nin yerine de eksi 3 çarpı. B'nin yerine de ne yazıyoruz? K eksi 1'i yazdım. Artı 8 dedik. Arkadaşlar bakın götürdüm. A gördüğüm yere K'yı, B gördüğüm yere K eksi 1'i yazdım. Ve cevabımız da kimdi? 12. Yani bazen sorularda size cevap verilecek, K'nın ne olduğu sorulacak mesela. Soruyu böyle yazdı. Bunu verdi, K nedir diye soruyor. Ben de buradan ikinci derece denklemimi çözeceğim. Tabii ikinci derece denklemi şu an herkes biliyormuş gibi kabul ediyorum. Arkadaşlar şimdi sorularımıza isterseniz geçelim. Konu zaten zor bir konu değil. Burada sadece biliyorsunuz bir tane özel bir sorumuz vardı. Dersin en sonunda geçeceğim buraya. Yine bir sene DGS sınavında sorusu çıkmıştı. O özel sorumuz neydi burada işlem konusunda? Mesela soru size şöyle bir işlem verirdi. İşte 3A eksi B artı 2 çarpı B işlem A. Hatırlıyoruz değil mi bunu? Bu bizim şeydeki özel sorumuzdu. Bu kalıpta sorulan sorular. İşlem konusunun, evet kolay bir konu ama tek özel sorumuz. Bir işlemin aynısının tersi buraya yazıldığında işlemler nasıl yapılır? Şunu unutmayacağız. A işlem B ile B işlem A birbirine eşit demek değildir. Yani böyle bir eşitlik söz konusu değildir. Bunların çözümünü ben size hatırlatacağım. Şimdi arkadaşlar soru çözmeye başlayalım. Şöyle yapalım. Ya da basit sorularla başlayalım. Arkadaşlar örnek bu soruları derslerden de hatırlarsınız. Bazı konularda dosyalar açacağım ben size burada göstereceğim ama işlemin soruları çok uzun olmadığı için ben burada yapmayı tercih ettim. A artı 2 benim. Ses gidiyor. Evet tamam. Evet. Çocuklarımızı da tabii susturalım. Öyle yapalım. A artı 2 benim. Hocam bazen sesiniz kesiliyor. Ya Ahmet ben o eğildiğim zaman oluyor büyük ihtimal. Ya şu an ben hani bilgisayar üstüne yazmak için eğiliyorum. Arada sesim gidiyor olabilir. A artı 2B'nin 7 ile bölümünden kalanın 2 fazlası. Arkadaşlar bakın işlem konusunun içine bir tane bölünebilme sorusu ilave ettik. Şimdi ise işlemi böyle tanımladı. Buradan bir tane soru çözelim isterseniz. Mesela sorumuz nasıl bir soru olsun? Şöyle olsun.
9, işlem 8. Soruyu zaten normal derste görenler de hatırlayacaklardır. Burası da ne olsun? 11 işlem 13 olsun. Tabii burada öncelik parantezin önceliği vardır. Normal 4 işlemde olduğu gibi. Arkadaşlar süremiz 45 saniye. Bir herkes soruya bakabilir mi? Bakın birazdan daha zor sorular çözeceğiz. Bazı DGS'de çok zor sormamışlar işlem sorularını ama bazı KPSS soruları var, iyi sorular. Dört mü? Ahmet sesini kapatır mısın? Dört ama. Evet. Tamam. Olabilir. Dört olabilir. Beni ilgilendirmez o. Şimdi arkadaşlar şey yapalım, bakın. Herkes kendi mikrofonunu kapatsın. Bir şey, mesela sorulara cevap verirken falan şey yapalım. Chatten yazalım. Çünkü benim kulağıma çok hışırtılar da geliyor bilgisayarlarınızdan. Evet arkadaşlar soruyu çözelim şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar işlemi tanımlamış. A ile B işlemi sokuyoruz. A artı 2B'nin 7 ile bölümünden kalanın 2 fazlası. Şimdi çözelim. Bu ne demektir? Şimdi 9A gördüğüm yere arkadaşlar 9B gördüğüm yere 8 yazıyorum. Şurayı bir çözelim. Arkadaşlar bakın buraya yukarı yazdığımda şuraya yazayım. 9 artı B yerine 8 yazdığımda 2 çarpı 8 ne yapar? 16 yapar. Yani 9 artı 16 oldu. Yani 25 oldu. Bunu ne yapacakmışız? Bakın artı 2B'nin 25'in 7 ile bölümünden kalanın 2 fazlası. Arkadaşlar 25'i 7'ye böldüğümüzde hiç işlem yapmayayım. Kalan ne yapar? 4 yapar. Kalan 4 yaptıysa 2 fazlası diyor. 2 fazlası da ne yapar? 4 artı 2'den orası 6 oldu. Arkadaşlar bakın sadece konuştum. Umarım anlaşılmıştır. Ne yaptık? A yerine 9, B yerine 8'i yazdım. Burası 25 çıktı. 25'i 7'ye böldüm. 25'in 7 ile bölümünden kalan 4 yaptı. 4'ün 2 fazlasını aldım. Cevabım 6 oldu. Tamam buraya geldim. Şimdi A gördüğüm yere 11, B gördüğüm yere 13 yazıyorum. Arkadaşlar A'ya 11 yazarsam ne olur? Şuraya yazayım. 11 artı 2 çarpı 13. 2 ile 13'ü çarparsam 26 eder. Buradan cevabım 37 oldu. Evet şimdi ne yapıyoruz? 37'yi 7'ye bölüyorum. Arkadaşlar 37'nin 7 ile bölümünden kalan kaçtır? 2'dir. Evet 2'dir. 2 fazlasını alıyoruz bir de. Oradan da cevabımız kaç oldu? 4 oldu. Hata yok değil mi burada? Evet 37'yi 7'ye bölümünden kalan 2. 2 fazlası. Tamamdır. 4 dedik. Arkadaşlar şimdi bakın buradan cevabım 6 geldi. Buradan cevabım 4 geldi. Şimdi 6 ve 4'ü işleme sokuyorum. Yani A yerine 6, B yerine 4 yazıyorum. A'ya 6 yazarsam 6 artı B'ye 4 yazarsam 2 kere 4 ne oldu? Cevabım 8 oldu. Yani 14 dedik. Arkadaşlar 14'ün 7 ile bölümünden kalan ne yapar? 14'ün 7 ile bölümünden kalan 0 yapar. Kalan 0'ın da 2 fazlası ne yaptı cevabımız? Evet arkadaşlar cevabımız kaç oldu? 2 oldu. Tamamdır. Evet bakın şu an başka başka cevaplar da duydum. Tabii soruları çözerken dikkat edelim. Tamamdır. Arkadaşlar bir probleminiz olursa mutlaka chat kısmından yazın. Bakın çok kısa tekrar edelim. Ben de kontrol edeyim hemen. Herhangi bir hata var mı diye. Tamamdır. Arkadaşlar 9 ve 8'i yerine koyduğumuzda topladım. A artı 2B diyor bakın. 25 oldu. 25'in 7 ile bölümünden kalanını buldum. 25'in 7 ile bölümünden kalan 4 oldu. Kalan 4 ise 2 fazlası 6 yaptı burası. Ondan sonra 11 ve 13'ü koyduk. Oradan da 37'ye vardık. 37'in 7 ile bölümünden kalan 2 oldu. 2'nin 2 fazlası 4 oldu. Sonra 6 ile 4'ü işleme soktuk. Tamamdır arkadaşlar. Oradan 6 ile 4'ü işleme sokunca da 6 artı 2 kere 4 8 14 etti. 14'ün 7 ile bölümünden kalan 14'ün 7 ile bölümünden kalan 0 oldu. Ama kalanın 2 fazlası diyordu. O zaman cevabımız 2 dedik. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar
İsterseniz birkaç şöyle ben sizlere sınav sorusu yazayım. Hatta şöyle şu kenara sıkıştırayım soruyu. Arkadaşlar çözeceğimiz soru, bakın soruların içine böyle dediğim gibi bölünebilme soruları girecek, EBOPEGOK girecek, çarpanlar ayırma girecek, faktöriyel girecek. Arkadaşlar şu gibi soru çözelim sizlerle. Bu soru arkadaşlar 2016 senesinde ön lisans KPSS sınavında çıkmış bu soru. Güzel de bir soruya benziyor. Sorunun içinde mutlak değer var. Şurayı da silelim. Şu çizikleri kim atıyorsa atmasın. Evet arkadaşlar sorumuz şu. Bakın. X işlem Y eşittir. X kare artı X çarpı Y artı 1. Arkadaşlar işlem böyle tanımlanmış. Diyor ki A işlem B eşittir. B işlem A olmak üzere, siz de tabii not alın soruyor. Olmak üzere. Öncüllü bir soru. Diyor ki 1 mutlak değer A mutlak değer B'ye eşittir. 2 A B'ye eşittir. A eşittir eksi B'dir. Diyor ki olmak üzere hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar sorumuz bu. Şuraya şıkları da yazayım. Evet, şıkları da yazdım buraya. Arkadaşlar süremiz 1 dakika. Düzgün düşünelim, hata yapmayalım. Dediğim gibi yani bu soruda, bu konuda soru kaçırırsak sadece işlem hatası yaparsın. Denklemi çözerken problem yapmışsındır. Problem yaşamışsındır gibi gibi. Evet, hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Bakın A işlem B ile B işlem A birbirine eşitmiş. Arkadaşlar bu arada bu sorunun öncül kısmı var ya, hani A eşittir B, B eşittir A. Bu sorunun öncül kısmı aynısı 2014 LGS sınavında çıkmıştı. O öncüllü bir soru değildi. Harfin kaç olduğunu soruyordu. Ama sorular çok benziyor birbirine. İsterseniz hemen arkasından o soruyu yazayım size. Arkadaşlar bu arada hani ders anlatımında anlamadığınız yerler olur, sıkıntı olur. Sesle alakalı, görüntüyle alakalı problemler yaşıyor olabilirsiniz. Onları chat kısmından yazabilirsiniz. Bu arada bir uyarı geldi. Program uyarı da veriyor. 10 dakika sonra ilk oturumumuz bitecek. Arkadaşlar soru isterseniz çözelim. Kim nerede yaptı? Evet, bilmiyorum. Evet, biri çok fena birine kızıyor, bağırıyor. Ben duyuyorum buradan. Arkadaşlar o hoparlör kısmına basın, kendi sesinizi kapatın. Soru isterseniz çözelim. Arkadaşlar hemen şu yan tarafta çözelim soruyu. Şimdi neler dediniz cevabı bilmiyorum. Arkadaşlar bakın bir işlem tanımlamış. Diyor ki A işlem B ile B işlem A birbirine. Arkadaşlar bu tarz sorularda harf gördüğünüz zaman korkmayın. Bakın sayı gördüğünüzde ne yapıyorsanız harf gördüğünüzde de aynı şeyleri yapın. Yani ne demek bu? Gidin X yerine A'yı B yerine de şey yazalım. Çok pardon. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar X gördüğüm yere A, B gördüğüm Y gördüğüm yere B'yi yazalım. Bakın şurada X gördüğümüz yere A'yı yazalım. A'nın karesi artı A çarpı Y gördüğümüz yere de B yazdım. Artı. Arkadaşlar bakın benim şu an şu yaptığım işlem A işlem B oldu. Şimdi bir de eşittir diyelim. B işlem A
E o ne demek? E o zaman x yerine b yazıyorum, y yerine a yazıyorum. X gördüğüm yerlere b yazıyorum. B kare artı b çarpı a artı bir dedik. Tamamdır. Arkadaşlar, seste sıkıntı ara ara olabiliyor. Ben eğildiğim zaman mikrofonlar, şimdi eğilmek zorundayım. Çünkü tablet düz masada. O yüzden ara ara sesim gel git yapabilir. Ama gel git yapar sadece. Komple gitmez sesim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın. Yeri de yazdım. A işlem B ile B işlem A birbirine eşitmiş. Arkadaşlar burada, bakış orada da A çarpı B'ler zaten birbiriyle aynı şeyler. Bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. Birler birbirini ne yaptı? Götürdü. Ve arkadaşlar ne bulduk? A kare eşittir B kare bulduk. Şimdi arkadaşlar, bir şeyin karesiyle bir şeyin karesi birbirine eşitse, bunlar direkt birbirine eşit olmayabilirler. Mesela atıyorum, 3'ün karesiyle eksi 3'ün karesi de birbirine eşittir değil mi? Üstler çift olduğu için, yani tabanlar direkt birbirine eşittir diye bir şey yok. Bunlar direkt birbirine eşit olabilirler. Mesela ikisi de 3 olabilir. Ama birisi 3, birisi eksi 3 de olabilir. Yani burada ikinci ve üçüncü öncüler arkadaşlar her zaman doğru değildir. Evet, bunların ikisi direkt eşit olabilir ama olmayabilir. Birbirlerinin tam zıt işaretlisi de olabilirler. Tek bildiğimiz şey şu arkadaşlar. Bunlar ya ikisi de aynı anda 3 olabilir. Tabii ben 3'ü salladım kafadan. 3'ü kafamıza yatsın diye sayısal örnek veriyorum. İkisi de 3 olabilir. Biri 3, biri eksi 3 olabilir aynı anda. Ama şunu kesinlikle biliyoruz ki bunların mutlak değerleri her zaman pozitif olacağı için cevabımız arkadaşlar ne olmuş oluyor? Cevabımız arkadaşlar yalnız 1 olmuş. Umarım anlaşılmıştır. Bakın soruyu buraya kadar getirdik. İki sayının karesi birbirine eşitse bunlar direkt eşit olmak zorunda değil. Yani şu ikinci öncül doğru olabilir ama doğru olmayabilir. Yani dediğim gibi biri 3, biri eksi 3 de olabilir. Yine eşitlik sağlanacak çünkü. Yani ikinci ve üçüncü şeyi aynı anda elememiz lazım gibi. O yüzden ama mutlak değerleri bunların kesinlikle birbirine arkadaşlar eşittir dedik. Şimdi isterseniz şey yazayım size. Çok benzer, çok benzer bir tane DGS sorumuz var. Bu soruyu derslerden görmüş olan arkadaşlarımız hatırlarlar. O DGS sorusunun ilk oturumumuz tamamlanmadan hemen ben yazmaya çalışayım. Evet arkadaşlar, siz de şöyle soruyu not edin hemen. Evet, güzel bir soruydu. Arkadaşlar, az önce yazdığım soruya çok benzer bir soru. 2014'te DGS sınavında sorulmuş. Bu da bugün derste DGS sorularında. Evet, bak sorumuz şu. Az önceki soruya çok benziyor. Demiş ki, arkadaşlar şurada bir işlem stilimiz, işlem şeklimiz, yani gibi bir şey bu da. Bunu herhangi bir toplama işlemi değil, karıştırmayalım. A işlem B'yi şöyle yazmış. A kare eksi A çarpı B artı 1. Normal derslerden hatırlıyorsunuzdur. Ben işlediğim sınıflarda biliyorum. Diyor ki soruda K eksi 1 işlem K eşittir. K işlem, şunu şöyle parantez içinde yazalım. K eksi 1. Tamamdır. Arkadaşlar, süremiz 1 dakika. Soru şeyi soruyor. İse K kaçtır diye sormuş. K'yı soruyor soru. 2014 DGS sınavına çıkmış bir soru. Bakın işlem burada tanımlanmış. Şu işlemle şu işlem, arkadaşlar korkmuyoruz harflerden. Gidiyoruz A gördüğüm yere, B gördüğüm yere. Sadece yazacağım ve eşitliği kuracağım, denklem çözeceğim, K'yı bulmaya çalışacağım. Soru sizde. Sorunun şıklarını da şöyle yazayım. Şıklarda 1 bölü 2, 1 bölü 3, 2 bölü 3, 1 bölü 4 ve 3 bölü 4 var. Şu an farklı cevaplar geliyor. İşlemlerimizi kontrol edelim. Hata yapmamaya çalışalım.
Evet, A diyenler var. C diyenler var. Arkadaşlar oturum tamamlanmadan isterseniz hemen soruyu şey yapalım. Şurada kenarda ben çözeyim. Evet arkadaşlar bakın hiç korkmuyoruz. Ne yapıyoruz? Götürüp yerine yazacağım. Şimdi önce A gördüğüm yere K eksi 1, B gördüğüm yere K'yı yazıyorum. Arkadaşlar oturum sonlanırsa merak etmeyin. Devamını getiririz ikinci derste. Şimdi A gördüğüm yere K eksi 1 yazıyorum. A gördüğüm yere K eksi 1 yazdım. Çarpı B gördüğüm yere de arkadaşlar K yazıyorum. Artı 1. Bakın benim şu an şu yazdığım ilk işlem ne oluyor? K eksi 1 ve K'nın işlemi. Arkadaşlar eşittir diyorum. Kime eşitmiş bu? K K eksi 1'e. Yani ne demek? Bu sefer A gördüğüm yere K yazıyorum. B gördüğüm yere K eksi 1 yazıyorum. Bakın A gördüğüm yere K yazdım. B gördüğüm yere K eksi 1 yazdım. Artı 1. Tamamdır. Bu K K eksi 1 işlem oldu. Bu da K eksi 1 ve K işlemi oldu. Arkadaşlar bakın az önceki sorunun aynısı deme sebebim buydu. Şu orta kısımda K eksi 1 çarpı K, K eksi 1 çarpı K var. Gördüğünüz işaretler de aynı. Bunlar birbirini ne yaptılar? Götürdüler. Birler birbirini ne yaptılar? Götürdüler. Şurada açıyorum birincinin karesi, K kare. Eksi birinciyle ikincinin çarpımının iki katına K ve ikincinin karesi. Arkadaşlar bakın çarpanlar ayırma dersinde bunları öğrenmiştik. O yüzden herkes biliyor. Kabul ediyorum. Açtık formülümüzü. Burada da k karemiz kalmış sadece. Burada k kareler birbirini götürdü. Eksi 2k'yı karşıya aldım. 2k eşittir 1 oldu. İki tarafı da 2'ye böldüm ve k'mız 1 bölü 2 çıktı. Cevabımız arkadaşlar 1 bölü 2 oldu. Tamamdır. Bu da yine güzel bir soru. Arkadaşlar harflerden korkmuyoruz. Bakın konu tamamen denklem çözmeyle alakalı bir konu. Yani soru sana ne verdiyse yaz. Götürdüm önce şunu yazdım. Burada bakın. Sonra A yerine K, B yerine K eksi 1 yazdım. Bakın o da burada. Arada eşitlik vardı. Sadece denklem çözdük. Şunların aynı olduğunu görmemiz lazım. Bunlar birbirini götürdüler hepsi. Şurada eşitledik. Tabii bunu açıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi gibi. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Bu arada her an oturum sonlanabilir. Biraz böyle olsun diye geçen sene sorulara falan katılmak istedim. 2019 DGS'nin sorusu çözüyor. Geçen sene çıkan soruyu çözüyor. Bazı sorular... Hocam sesinizi hiç duymadım. Sesiniz gitti hocam sesiniz. Şu an geliyor mu? Evet şu ama son söylediğiniz 30 saniyeyi duymadık. Ya hiç önemli bir şey söylemedim gerçekten. Son 30 saniye gerçekten hiç önemli bir şey söylemedim. Yani sınav hakkında konuşuyordum. Program kapanabilir. Program kapanırsa şey yapmayalım diye. 2019 DGS sınavında çıkan soruyu çözeceğiz. Bu soruyu arkadaşlar biraz moral olsun diye yazıyorum.